bakıyorsun lan? Açıkta bir şey mi gördün? Alman'a göçüyorsun ya. Bir daha göremeyeceğim seni. Suretini hafızama kazıyorum. Hakan'dan sövdükçe suretin gözümün önüne gelsin diye. Çok özleyeceksin yani. Çok özleyeceğiz lan seni. Her gün anacağız böyle, andıkça senin kulakların oynayacak. İyi. Madem çok özleyeceksiniz. Ben de Alman'a gitmeyeyim diyorum. Ne diyorsun Erşek? Sen bize kafa mı buluyorsun gari? Tonton dedi, kafa buluyor. Tövbe. Bak, buraya yukarıda ciddi paraları sayıp durun. Alacaksınız paraları, doğru Alman'a geçeceksiniz işte tıkkında gari. Bak. İyi bak, bak kimden geliyor bak. Valla dönüyor lan. Dur yana. Nem baba. Her bir şeyi beklerdim senden de. Bunu var ya, bunu hiç beklemezdim ha. Ne? Sen nereden çıktın ne? Yani baba, yani ne diyeyim sana ben ha? Ben sana ne diyeyim? Hiç utanmayın değil mi? Hiç utanmayın. Hadi benden utanmayın. Örfünden, adetinden de mi hiç utanmayın? Ha bizim buralarda başlık parasıyla kız satmak mı var? Ha bu nerede görülmüş? Sen kim olayın da? Sen kim olayın da beni duranı başlık parası karşılığı vereyin ha? Tövbe. Kim demiş lan? Ne satması? Kapora aldın. Sen. Niye bana bağırıp durun lan? Başlık parasını ben mi alıverdim lan? Bırak onu, başlık parası değil. Sus lan, sen de sus. Sus lan ya, sus. Hindi var ya hindi. Hindi tamamıyla susacaksın. Allah var ya Allah. Allah seni nasıl biliyorsa öyle yapıversin Emi. Ne geldi lan bu ambulans? Nedense birden şok geçiriverdi. Voltajı düşüverdi, voltajı. Yürü abi. Lan bana bak, dükkana gidiver, açıver dükkanı, şeyde indiriver, tamam. Diriye! Zevkle abim, zevkle. Kız, biz bu sütü böyle kaynatıyoruz, karmak yapacağız, yoğurt yapacağız, peynir yapacağız. Babam gidiyor oğlumun, ne yapacağız biz bunları? Kız Halime abla ne yapacağız? Gidip pazarda satacağız. Vallahi babam gidiyor diye içim yanıp duru benim. Ma, sanki bizim içimiz yanmıyor değil mi Nazife? O kadar sene hasretini çekiverdik babamın da. Yine anama kızı verdi, Almanyalara geri dönübiliyor. Sanki sade anama kızı verdi. Yeninizi unutuyorsunuz galiba. Kız biz ne edi verdik ha? Evleneceğiz diye az eziyet çektirmediniz babama. Hatta şart bile koydunuz ya. Bizi evlendirmezsen anamla evlenemezsin diye. Ne edecektik? Evde mi kalacağız? Halime ablam gibi kuruyacağız ya. Bir şey diyeceğim. Hem ben babama edemeseydim beni hayatta ümidimle evlendirmezdi. Ya aslında doğru diyor. Ya ben bile babama diyiverdim evlendireceğim beni diye. Hem o öküz nasip yüzünden babamı üzdüm ben. Boşu boşuna kalbine kırdınız babamın. Evlenince ne oluyorsa. Kız sen bilmiyor musun evlenince ne oluyor? Sen dişi. Nereden bilecek? Böyle insan bir hoş oluyorum. Onu demek istiyorsanız biliyorum herhalde evlenince ne olacağını. Ama siz evliliği sadece gerdek gecesi zannediyordunuz herhalde. Kız ne zannedeceğiz? Zaten oraya kadar gelivermedik ki sonrasını düşünüverelim. Sonrasını söyleyiveren o zaman. Yemek yapacaksın, sofra hazırlayacaksın. Kendi başına buradaki gibi hep beraber yardımlaşa falan da değil. Ondan sonra çamaşırın olacak, bulaşığın olacak. Onları yıkayacaksın, yeni evini kendin temizleyeceksin. İneklerin olacak, onların altlarını temizleyeceksin. Sularını vereceksin, yemlerini vereceksin. Kendi tavuğun olacak, onların yemlerini vereceksin. Ekinin olacak, ekin ekeceksin. Otlarını temizleyeceksin, sularını vereceksin. Bir de bebelerin olacak, onların altlarını temizleyeceksin. Mamalarını vereceksin, bir de herif eve gelecek. Onun istediklerini vereceğim. Ay aman. Ay ben Eyki vallahi ayrılıvermişim nasipten. Doğru diyor. Kız ne doğru diyor be? Vallahi çak. Çak cim kafını ha. Çamaşır bulaşık falan kolayıyor. Babam makine alıverdiydi. Ya Halime abla sen buna ne kanıyorsun ya? Ne doğru diyor ya? Bunu bildiği dediği gibi oluverseydi nikah daireleri taşar mıydı evlenmek için? Bizzat bir burada kalmışız. Kız bu da doğru. Belki böyle nikahta keramet falan vardır. Ona bakarsınız bir de adliyeye gidin bakayım. Orada da boşanma sırası var. Millet boşanalım diye kuyruğa giriyor, kuyruğa. Anam girmedi mi o kuyruğa? Ayşe abla girmedi mi? Kız, o da doğru. Vallahi sizi bilmem emmi. Ben hayatta evlenmeyeceğim. Lan bu duran var ya bu duran. Ya lan bu duran neymiş de haberimiz yokmuş be. Yani babamdan beklerdim de her bir şeyi. Ya bu duran şaştım kaldım benmiş. Vallahi şaştım kaldım.
Vallahi bu duran kayınbabadan beter. Hanım arkadaş ayarlamalı. Efendime söyleyeyim işte başlık parası vermeli. Para bu ne? O paraya her bir şeye sahip olabileceğini sanıyor mandabos. Yazıklar olsun. Olmaz Duryan. Ona yazıklar mazıklar olmaz. Doğru da yok. Ne olmaz? Duryan ben sana bir şey soracağım. Hani sen bana inanıverdin ya. Biz ne zaman evleneceğiz gari? Hemen ne? Nasıl hemen? Le hemen. Le ben sana bir söz verdim mi verdim. Ben sözünde durur muyum durur. O yüzden hemen. Yürünen nikah dairesine yürü. Sabalıktan kaldıramadım sabahını da. Züttü. Ben sana kandım. Züttü. Hele hele yandım. Züttü. Şimdi geldi sarılmanın zamanı da. Züttü. Sana kandım. Züttü. Yok yok memur hanım o kadar gelinlere gitme. Hemen yarın oluversin bak bakayım bak bak. Bir dakika. Ya Duryem olur mu ya öyle yangından mal kaçırır gibi olur mu? Bunun hazırlığı var en az bir hafta süre. Lan ne hazırlığı edeceğiz lan geleceğiz imza atı vereceğiz bitecek işte. Ne o meydanda dav zurnam çalacağız diye. Tabii tabii çalacağız Duryem ya. Ben Dulgar'ı alır gibi hemen gelip buradan nikah mı basacaksın sana? Lan ben zaten Dulgar mıyım? Olabilir de ya. Hanımefendi kardeşim siz önümüzdeki hafta için bir gün bakıverin. Bizim hazırlığımız nereden baksam bir hafta sürer bari. Tamam ben kayıtlarınıza bakayım. Size evraklarınızı hazırlayayım. Olsun diyor. Aile arasında olsun diyor. Sen tutup beni şekerciye getiriyorsun. Lan alt tarafı bir imza atı vereceğiz be. Ya Duryem hiç nikah şekersiz nikah olur mu ya? Olur. Ya, ne gerek var? Gerek yok. Gerekiyor. Ne gerek var? Var mı Duryem ya? Sen bizim köyü bilmiyor musun ya? Şimdi zaten herkes duyuverecek nikahı. Yenilensen zaten herkes duyup durur. Ondan sonra geri verecekler nikah. Doğru diyor. Ha, ondan sonra çıkışta bunların eline bir şeker vermeyeceğiz mi? Vallahi vermezsek, vallahi ne pintiliğim kalır benim, ne kötü bir yozluğum kalır. Ben kendime bir şeker için laf söylettirmem. Tamam de, tamam. 25-30 tane oluversin. En ucuzundan. Ucuzundan olur mu Duryem? En pahalısından oluversin. Bana yakışan neyse o oluversin gari ya. Tamam deli olsun. Duryem gel bir de bir şey daha göstereceğim. Evet, tamam. Gel gel bak bak bak. Ha, bak. Tövbe tövbe. İşte. Hah. Bu. Bu ne ne? Davetiye. Tövbe tövbe ne davetiyesi le? Ya Duryem şeker yaptırıveriyoruz davetiyesiz olur mu hiç ya? Az biraz bir şey yaptırıveririz köyün yaşlarına verivermek için bari. Tamam tamam bu oluversin. 25-30 tane yeter. Tamam yenge. 25-30 tane. Sen bana bundan bir tane numarayı yapabilecek misin? Tamam bilgisayardan basıyorum ben. Ne? Numuneyi ne yapacaksın şimdi? Şimdi Duryem mal gelince numuneyle karşılaştırıvereceksin. Belki tarihi numarayı yanlış giriverirler. O yüzden kıyaslayı vermek için yani. Tamam. Tamam kardeş. Ya sen bilgileri. Hadi Duryem, hadi. Lezzetli ne gerek var lan yani böyle şekere davetiye. Bir dolu masraf ediverdim be. Olur mu Duryem ya, olur mu ya? Sen benim eksik kalan yarımdın, hindi o da tamamlarını veriyor. Sen bana masraf etme deyip durun. Sen benimle evleniyorsun ya. Benim 1 milyar borcum olsa ne yazar ya? Merhaba, ben tantana falan istemiyorum ha. Tamam dedim, tamam. 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 Lan, hindi Sağır Sultan duyarak evleneceğiz. Tamam Duryem, duymayacak ya. Duymayacak. Evet. Ha. Ben şeyi unutuverdim ya. Dur bekle burada dur bir dakika. Tamam be. Kardeş 25-30 dedi ama sen hem şekeri hem davetiyi 250 adet yapıver. Tamam. Tamam. Buldun mu ne? Buluverdim Duryem. Buluverdim tamam hadi.
durma, ne yapıyorsun? Ben bunu bulmuşum, bir daha bırakır mıyım kız? Ya senin o gözlerin var ya, benim ömrümün, hayatımın mührü artık ya. I love you. İhli bedi, je t'aime, ti amo, ti quiero, la tebia, lublu, uhud buki, bu aini. Uy. Ne dayanıyorsun? Seni seviyorum mu? Almancası, İngilizcesi, Rusçası, Arapçası, ondan sonra İspanyolcası, İtalyancası, Çincesi. Abo, bakalım. Bir de şey var, eski moca var. O nasıl ne? Alo, hala. Komikuşluğum. Hem bana bak. Sen bunları nasıl öğreniverdin ha? Yoksa bu milletin gallarından mı öğrendin ha? Yok. Yürüyem ya, benim ne işim oldu eski Mongollarla? Benim bir tişörtüm vardı Alman'da. Ha. Onun üstüne yazıyordu bunlar, hepsi her dilde. Ben onları ezberleyiverdim ki bir gün buraya geliversem sana deyiverim de. Hadi gidiverin gel. Hadi gel. Gaz gibi kafamı sallayıp durun, ne var? Bilmiyorum, dön bir arkana bak, girem diyorum ya. Daha neler? Neden duruyorum ya? Lan olmaz. Yani neden olmasın? Gelinliksiz gelin mi oluyor ya? Lan gelinlik olmaz diyorum. Ay tübe tübe. Ne yapacaksın? Döpeyse mi oturacaksın masaya? Lan döpeyse oturmayacağım. Ama usulünce bir şey giyivereceğim. Olacak bütçe. Olmadı. Kaymak geldi anlama benim. Kaymak kadar beyaz gelinlik yakışıyor. Onu giyiverecek. Lan söz olur lan. Söz olur. Beyaz giyime söz olur. Siyah giyime toz olur. Gel beraber girelim. Muradımız tez olur, salına da salına da gel. Hadi dürüyem dön dolan yere bere gel. Sus be, sus, sus be. Lan rezil oluverdik herkesi be. Ne olacağız ya? Dürüyem coşu, huruşa gelip durup, içim coşup durup. Döndün dolanın yere bana geliverdin. Hadi gel, giriverin. Hadi, ne? Hadi. Olmaz dürüyem, hadi. Olur, olur, olur. Gel, girip bakalım. Gel, gel, gel. Giriverin. Selam aleyküm. Gel, 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 gel. Kestaneci. Ver bakayım şundan bir 200 gram kestane. Ben sabredemeyeceğim, şunu alıverin ya. Helal et. Helal et. Güzelmiş de bu. Kocaman, güzel. Kocaman. Oo, mis gibi kokuyor bu. Kesin kastamonu kestanesi bu. Ah, yavaş. Bunu mu, çöpünü buraya bırak. Oo, al kardeşim. Aman, yeter mi? Hadi, gel. Hadi. Dur, soyayım bir tane. Gel, buradan, buradan gel. Dur bakayım, dur bir yavaşlık. Ayol, yürüye değil mi bu? Ay şaştım kaldım, vallahi. Aleyküm selam Sermet Dayı. Alo, Böbür Ulusal Merkezi, buyurun. Sen de mi ilan için aradın? Ama şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Böbür Ulusal Merkezi, buyurun. Sen de mi ilan için aradın? Ama şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.
Alo, İmdat Çavuş. Efendim? Alo, Ümit Bey. Müsait misiniz? Müsaitseniz bir şey diyecektim. Ya pek müsait değilim de önemli bir şeyse deyiver bakayım. Ya bu gazeteye ilan vermişsiniz. Döner ustaları aranıyor diye. Ustalığın merkezinde numarasını vermişsiniz. Burayı arayıp Durul'a. Ha iyi, sen telefonlarını alıver, biz onları sonra ararız. Tamam. Ne zaman gelecekler diye sorarlarsa ne diyeverem? Vallahi bilemiyorum indi abim, fenalaşı verdi, yine hastaneye geliverdik. İmdat Çavuş. Abo! Hayırdır, bir şey mi var? Yok yok ya, bu panik atak yeredi vermiş abim de. Emme birazdan çıkarız, bir şey yok, önemli bir şey değil. Ha, büyük geçmiş olsun Ümit Bey, büyük geçmiş olsun. İyi sağ ol, hadi kapayım. Doktor Yalçın Güzel. Şişt, ne olmuş lan becenek? He, gazetede ilan çıkıvermiş, onu diyor İmdat Çavuş. He. Doktor Yalçın Güzel. Halim Dide, şu gazeteye ver bakayım, bir şey bakacak. Lan tövbe tövbe, lan ne çekiştim durun. Görmüyorum lan, gazeteyi okup durun ben burada. Lan Halim Dide, ne görüyorsun ki, ne okuyorsun sen ya? Resimlerine bakıp durun ben. Anladık anladık, iyi. Beğeceğim ben, beğeceğim, beğeceğim. Nerede lan? Acil döner ustaları aranmaktadır. Mesleğinde en az 5 yıl deneyimli ustalık mahareti, tescilli presentable döner ustaları alınacaktır. Sega, kamet, prim, dolgunmayış, yol ücreti verecektir. Güzel. Becenek çok güzel yerde çıkmış lan ilan. Lan bir de bu bir çıktı lan başımıza. Lan ben ne anlarım lan döner işinden. Bir de ustalarla uğraşacağım bu yaştan sonra. Zaten Becenek kim bilir kimler gelecek lan ben ustayım diye. Adam akıllı biri lazım lan. Sonuçta ustaları yalnız bırakıverdin mi iş falan yapmıyorlar Becenek. Lan manyak bir çıkması bari şöyle iyi insan evladı biri geliverse de yüzümüze gülse ya. Yoksa Zöğüttün'le baş edemeyiz. Biz Zöğüttü çok iyi bu işte. Bizim Zöğüttü'den çok daha iyi bir döner ustası bulmamız lazım Becenek. Gelsin. Hey canım benim ya. Maşallah sana, maşallah sana. Cazip. He. Bu ne lan? Bu ne? Ne olmuş? Ne varmış? Lan kasabın faturası lan. Batıracak mısın beni? La oğlum. Hep aynı muhabbeti yapıyorsun bana. Günde 40 kilo döner satıyorsun. Nerede batıyorsun? Lan oğlum ben sana ne diyorum? Şuna yarı yarıya soya kıyması katalım diyorum lan. Biz de sana diyorum ki olmaz. Seni keserim ha. Beni hile hurdaya karıştırma demiyor muyum oğlum? Lan oğlum ne olacak lan? Herkes yapıyor bunu. La oğlum, bunu insan yiyecek. Senin kızın yiyecek. Anan yiyecek, bacın yiyecek. Hiç öyle olur. Lan oğlum ben sana teze karıştır demiyorum. Soya kıyması katalım diyorum cazip. Biz de sana diyorum ki olmuyorum. Kendine yeni bir usta bul. La tamam lan tamam. Giy şu önlüğü, hasta etme adam ya. Ha şöyle. Ha. Adam ol oğlum, adam. Eğer cazip ustayla çalışacaksan hilal hurdadan uzak duracaksın, anlıyorsun? Hilal hurdaya karışmayacaksın. Hey canım benim. O da biliyor tabii ki, o da biliyor. Benim gibi usta bulamayacağını. Zoru görünce nasıl da kaçıyor, tırıs tırıs. Tırıs demir! Artık kızlara uygun bir dille durumu anlatıverirsin. Hani bu karardan artık geri dönüş yok falan dersin. Bir de kendilerine artık bir çeki düzen veriversinler yani. Tamam tamam, ben anlatacağım onlara. Ne konuşacağımı biliyorum ben. Dürüyem. Neden? Geberteceğim seni. Niye lan? Mutluluktan kız, pişman olmayacak. Kötü be. Biliyorum biliyorum. Zaten o yüzden he dedim ben. Ne oldu? Konuştun mu babamla? He, konuştum. Vazgeçirebildin mi peki? Kararından döndürebildin mi babamı? He ana, döndürebildin mi babamı? Ana vallahi böyle döndüremediysen falan de bize. Çünkü bizim böyle ciğerimiz yanıp durur. Vallahi da yanıp durur. Biz bütün hatalarımızı anlayıverdik. Vallahi diyorum bak, sen bildiysen ki babam alımına geri dönüvermesi. Vallahi ana ne olur, vallahi dayanamayız buna. He ana, bak vallahi... Üstümüze ne düşüyorsa yapacağız. Söz diyorum. Ne gerekiyorsa yapacağız. Söz.
Biz nereden bilen böyle babam res çekiverecek diye. Yani biz böyle hiç düşünemedik ya. Çok başıboş bir anımıza geliverdi. Tamam kız, tamam. Susun acık. Abu kız, siz taşıp durun. Görüyor musun? Öğrenemediniz şunu. Saldırın. Ay. Ana ya bak ya, süt bile böyle taşıp duruyor. Ne yoğurt oluyor ne kaymak oluyor babam diyor diye. Zaten kaymak olsa yoğurt olsa ne olacak? Ziyan olacak. Ay hadi ver bakayım çantamı. Siz buraları bir toplayıp durun. Sonra içeri gelin. Size iki kelam laf edemeyeceğim. Anam ne kelam edecek acaba? Ay kız ne kelam edecek Huri'yi? Zaten onun kelamları bitiyormuş, tükenmez kelam gibi. Kız anamın suratı böyle asıktı. Bence kötü bir şey diyecek. Vallahi babamı vazgeçiremedi herhalde. Ay, ya ne edeceğiz? Oh. Vallahi ellerinize sağlık. Osman abi, Kazım abi, Anahtin abi, Barım abi. Benim tarlayı pek güzel sürüvermişsiniz. Pek kocaman büyük bir dertten kurtarıverdiniz. Yürü git lan. Allah'ın delisi. Tövbe tövbe yarabbim. Lan arkadaşlar, delinin aklıyla hareket edersek olacağımız bu vallahi ya. Allah Allah. Şşt. Merak etmeyin ya. Ben şimdi tarlayı ekine eken, hasadı kaldırıveren, ondan sonra malı satıveren, teke teke hepinizin yövmeylerini verivereceğim gari. Ne yövmeylesin lan deli? Ulan tarlayı sürüverdiniz ya, alın teri aktif ediniz, onun yövmeylesini verivereceğim. Emme, Bayram abinin yövmeylesini vermeyeceğim çünkü o sonradan dahil oluverdi. Arkadaşlar, hep birlikte bir el atıverin de şu delinin haddini bir bildirverelim. Bir daha bize böyle oyunlar edivermesin. Bırakın lan karımanı lan, o benim korumam altında. Hatta muhtarlığın koruması altında lan. Bırakın, ben size daha eğlenceli bir şey getiriverdim lan. Aha. Arkadaşlar, nikah günü alınıverdi gari. Alo! Bu da davetiye. O ne lan? Lan oğlum, not yazıverdim ben. Tamam mı? Ben şeyde, nikahta yeşil giyivereceğim gari. Duran'la aynı şey olmayanı pişti olmayıverin diye. Sayın Zühtü Bey amca, bir soru sorabilir miyim? Sor lan. Neden yeşil? Yeşil çünkü ben muradımı eriveriyorum ya, ondan yeşil, artık Duran da beyaz giyer gari. Lan Zühtü, neden beyaz? Kefen renk olduğundan mı beyaz? Lan tövbe lan, ağzından yel alsın lan. Olur mu lan öyle şey? Lan Duran'a bir hal olursa ben köyde kimle eğleneceğim lan? Sayın Süslü Bey amca, bir soru daha sorabilir miyim? Sor lan. O vakit neden beyaz? Beyaz temizliğin saflığı lan oğlum. Beyaz deli gömleğinin rengi lan. Köye sana arkadaş gelip durun lan. Ben muradımı erip dururum, Duran delirip durur. Lan! Davuzuna da gelip duruyor. Gel, çalın lan Duran'ı. Çalın, ver biraz tekerde. Aç lan şu masayı. Aç, oynayacağım lan. Oynayacağım. Duran aga, çal. Lan bu alaman zühtüsü asitli asitli konuşup durup. Hal böyle.
kibriyetsiz. Oh, sayın Adalet Hanım, hoş geldiniz. Adalet değil, Handan adalet verir. Saygıdeğer verir. Köyümüzün muhtarı olaraktan size nasıl yardımcı olabilir abi? Nuri evde mi? Nuri'nin güğümleri kalaylı, fistan giymiş, evde oturup durur. İyi, gidelim. Güle güle, güle güle, güle güle. Güle güle. Lan vay ya lan. Bu hakem onun benim başıma bela olup duracak galiba. Yırtık donla fırla gibi her bir yerden de çıkıp duruyor ya. Lan arkadaş öyle donlu monlu konuşma lan. Hakim hanım çarpıver vallahi seni. Gelin kulağı ver arkadaş. Ende hakim hanım var ya çok sert biri. Vallahi çarpa. Bekam lan bu. Ondan sert. Çal lan! Babanızla konuştuk, karar verdik, yeniden evleniyoruz. Abo, anam benim. Nasıl ana? Şimdi babamla sen tekrar evleniyor mu? İyi de hani bizim bir rızamızı falan alacaktınız ana. He ana, biz hediye ettikten sonra sen hediye edecektin. Kız ne biçim konuşuyorsunuz be? Bahçede ayrı konuşuyorsunuz, Hindi ayrı konuşuyorsunuz. Babanız Alaman'a geri mi dönsün istiyorsunuz ha? Ana, babam seni Alaman'a gidiyorum diye mi kandırıverdi ha? Kız sen bana baksana. Bak bakayım gözüme bak. Bende kanacak göz var mı hiç? Babanızın günahını almayın. Babanızın günahını almayın. Ay ben yıllarca alıverdim zaten. Yazık adama be. İyi de yani. Biz de böyle bir şaşırıverdik herhalde. Ne oluyor böyle birdenbire? Ben sevinçten şaşırıverdim vallahi. Ya hem babam Alaman'a dönmüyor hem de anamla evleniyor. Yani ana keşke bize de böyle bir hedemeden önce son bir kez soru verseydin. He ana yani son bir karar alıvermeden önce bize bir danışı verseydin falan. Aa yeterin be yeterin. Ne öyle cibikten pilice yeni dönmüş gibi got 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 got. Aa. Hem boşuna da uğraşmayın samana gazık çakmaya. Çünkü saman gazık tutmaz. Samana gazık çakılmaz. Değil mi? Heh. Hem sanki ben yeni bir adamla evleniyorum da... ...ya da yeni hiç tanımadığınız birini... ...iç güveysi olarak bu eve getireyim. Bu işi büyütmeye gerek yok. Hiç yok, hiç yok valla. Ha, alt tarafı gideceğiz babanızla. Evlenivereceğiz, imzayı atıvereceğiz. Bu kadar işte. Bu kadar. Hem böyle düğün yok, o yok, bu yok, dantana yok, hiçbir şey yok, eğlence yok. Hem size ne canım? İmza atmışım, atmamışım babanızla. Aa. Ay! Ne bu be? Destur. Ne oluyor? Kız geç bakayım. Aynen. Ana! Hakem hanım! Ne yapıyorsun sen bakayım Dürüye? Kızlarla oturup durun. Aç bakayım kapıyı. Bir kahveni içmeye geldim. Ey, geç hemen açıyorum ben. Kız, bana bakın. Bakın, evlilikle ilgili hiçbir şey söylemeyeceğiniz hakim hanım ha? Hiçbir şey. Birinizden bir duyayım bu evlilikle ilgili bir şey. Vallahi biliyorsunuz ne yapacağım ha? Ona göre. Ha, şimdi sakin. Hadi, sakin. Hoş geldiniz hakim hanım. Hoş geliverdiniz. Hoş bulduk Dünya. Hoş geldiniz. Nasılsınız güğümler? İyiyiz. Sen nasılsın Dünya? İyiyim Hakem Hanım. İyiyim. Buyurun içeri buyurun. Kızım hadi Huriye Ayşe ablanı bir çağırı ve Hakem Hanım gelivermiş değil mi? Hemen geliver. Gerek yok Ayşe. Karşılık bir işimiz yok bizim. Ben seninle konuşacağım Dünya. İyi Hakem Hanım. Gayfeniz nasıl oluversin? Ay nasıl olursa öyle olsun. Yani nasıl kolaysa öyle oluversin hadi. Oluversin. Halime kızım. Bol şekerli bir kahve yap. Hakem Hanım'a buyurun. Hakem Hanım buyurun. Hadi. Kız. Sesini çıkaran olursa gebertirim vallahi. Kız dur. Tamam ana.
Ben diyorum gittim ben, gittim, bittim biliyorsunuz mu, bittim. Mayına basıverdim, bine bile basıverdim mayına. Zöhtü sayesinde havaya uçuverdim. Ya abi tamam ya, vallahi yüreğinde yer edemeyecek bu illet ya. Takma kafana, takma kafana diyorum ya. Ah, bittim diyorum ben. Bittim diyorum Dürüye'ye. Hepten rezil oluverdim Dürüye'ye. Hakikaten bittim, hakikaten bittim, bak bittim. Lan Agidoş. Vay ya. Her bir şey o koy boyun başına attın kalkıp duru. Ah. O şişirip şişirip duru, namussuz yüzü patlatıp duru. Aman Tamam. Ağam büyük geçmiş olsun. Sağ olayım daha çavuş, sağ olsun. Nasılsın ağam, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Değilim lan. Değilim. Elim ayağım kesilip duru. Aferin. Haksızlık gelip durup hele. Aha bak, nefes alam. Alam, alıyorum da. Bittim lan, bitiverdim. Ya bir abi kalk evden, hepten ruhun sıkışmayacak ya. Yürü, yürü kalk, kayfaya gidiverim ya. Kayf olmaz. Kayf olmaz. Kayfa kapalı. İyi. Gayfeyi bayram ilaçlatmış, böcük ağam. Ne böcüğü? Gakalak böcüğünden böyle ilaçlatmış, bayram diyor ortalıklarda. Ağam ben sana bir fesleğen nane kaynatı vereyim. Onu iç ve ferahlarsın. Kaynat döner. Kaynat. Yıkı be. Ne kaynatacaksın? Bittim biliyorsunuz. Görüyoruz. Anlatman gerek yok. Ne böyle Hayri? Hiç iyi değilim. Ne oldu lan? Ne olacak? İman, anamla babam evleniveriyorlar biliyor musun? Evlenme kararı bağımsız olarak da alıvermişler İman. Hem de bu cumartesi. Değil mi lan? Lan ben de çok sevdim vermiştim. Yemin ediyorum bu Alman havuzuz Alman'a gidiyor diye. Şimdi nereden çıktı bu evlilik meselesi? Hayri ne olacak bizim ilişkimiz ya? Bir dakika bir bekleyiver. Hemen geliverim. Bekliyorum. Ne oldu lan? Kaçıyoruz mu lan? Kaçacağız. Dur. Kaçıyorum. Mühendislik harikası. Evet. Bir geliversen. Ne oldu lan? Kafam çok acısı verdi lan. Lan niye vurup durun bana Hayri? Ne vurmayacağım? Ben seni kaç kere diye verdim. Babama tansu demeyeceğim diye. Lan istemeyerek tansu edeyim Hayri. Ağzımdan kaçmaydı. Öyle istemeyerek falan demeyeceğim. İmalı tatası. Bas bahtırı veriyorum beni. İçeride Hakim Hanım'ı tutuveriyorum. Bak sana ne diyeceğim. Bu Halime ablam gibi ben. Evde kalıverirsem İma. Bak son kez de veriyorum seni. Vallahi giderim. Bu altın dişli havayı bunları başkasına yar ediveririm. O kadar. Hayır. Buyurun Hakim Hanım. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Sağ olasın. Eline sağlık. Dürüye. Bugün ne yaptın anlat bakalım. Anlatayım mı? Ne anlatayım Hakim Hanım? Bugün ne yaptın? Bütün gün köyde ne yaptın? Bana onu anlat. Aha. Hiç canım hiç. Her günkü işler işte. Bahçe, ahır, güğümler, iş güç işte. Aynı. Ya. Bugün köyden hiç ayrılmadın yani. Yok canım. Ben köyden hiç ayrılmadım. Yani böyle Muğla'ya hiç gitmedin sen. Yok. Ben Muğla'ya hiç gitmedim vallahi. Yani böyle ben senin Muğla'da ikizini gördüm. Abo! Değil mi kız? Ay bak görüyorsunuz mu? Allah'ın işi işte. Bak. Dürüye. Gözümün içine bak. Bakayım Hakim Hanım. Ve bana de ki. Ben bugün Muğla'da gelinlikçiden Zühtü Gülbayır'la el ele tutuşup çıkmadım de bana. Abo. Ay. Gelinlikçi.
Elinle mi? Düğümle. Siz susun bakayım. Evet konuş. Ben değildim hakeme. Bir daha söyle bakayım. Ben değildim diyor. Ben değildim ya. O zaman ben benzettim seni. Ay, yorgunluktan olacak. Davalar üst üste geldi. Keşifler de arttı bugünlerde. Ben yorgunluktan karıştırdım herhalde. Tabii canım. Tabii. Aa, cibiliyetsiz. Ne oluyor kızlama? Eğer gelinlikçiden Zühtü Gülbayır'la çıkan sen değilsen... ...bunun başka bir kadınla ilişkisi var. Yok canım, yok ya. Ben bütün gün gövdeydi Zühtü. Ben biliyorum canım, ben biliyorum. O zaman niye kahvede masanın üstüne çıkmış böyle böyle göbek atıyordu bu? Kiki, Zühtü. Aa, Zühtü. Bilmem. Kız ben de seni Zühtü Gülbayır'la evleniyorsun zannettim. Bak görüyorsunuz mu kız? Ay, hiç olacak iş mi Hakem Hanım? Hiç olacak iş mi ya? Yok. Olmaz canım. Olmaz yani. Olmamalı. Ya ben ondan buraya koşa koşa geldim de ne oluyor bir öğreneyim dedim. Herhalde benzettim ben. Tabii canım benzettim. Benzettin sen. Bana bak. Bu bahaneyle güzel bir kahve içtik. Ziyade olsun. Afiyet bal şeker olsun Hakem abla. Şeker demişken kız. Biz aşağıda tatlı var. Çok güzel tatlı yapıverdik. Biz bak uzaktan da geliverdin. Tatlı koyalım sana ha. Hadi koy. Ağzımız tatlı ağzımız. Tabii canım. Hadi kız yürü kız. Hadi. Ay içim kız ana, Hakem Hanım nasıl görüvermiş seni? Anlayıvermişti vallahi. Kız az daha rezil oluyordun ya. Ay sus kız sus. Vallahi zor kurtardık. Ay bir şey değil. Kadının yüzüne baka baka yalan konuştum. Allah'ım sen beni affet. Tövbe tövbe tövbe. Aman ana neyse ne olacak ya? Pembe yalan bu. Bir şey çık olmaz. Hem sen ona bak anlayıvermedi ya babamla evleneceğini. Hakan deme kız. Hadi hadi. Hadi. Lan arkadaş var ya senin yüzünden bu Duran Ege bana düşman olacak ha. Lan 40 yılın başında bir yaralı barına eşeceksin. Tövbe tövbe. Lan oğlum global arkadaşına bir kıyak yapıvereceksin. Konuşma lan aç şunu. Bittim bittim hakikat bittim. Hakikat bittim bu defa. Hakikat mayına basıverdim. Dürüye beni defterden silecek. Lan ağabeyiş. Lan. Tövbe tövbe lan deli tavuklar gibi çıpırıp durma lan burada. Lan niye lan seni düğüye bir dakika daha hemen defterden siliversin? Lan ben senin işini halledeceğim diyorum ya. Halledeceğim lan ben senin işini. Tövbe tövbe. Ne var lan ne oldu? Küçük bey büyük bir felaketle karşı karşıyayız. Lan ne oldu gene? Bu kör Ali'm var ya içeride atıp tutuyor. Bu olay olmuş bitmiş. Zühtü ile Dürüye nikah tayini almışlar bile. Değil mi lan? He. Zühtü gayfeye geldi, nikah davetlisini nasıl verdi. Ağama da bir not bırakıvermiş yanında. Damat yeşil giyecek diye. O yüzden ben dedim gayfe kapalı. Lan iyi etmişsin lan, iyi etmişsin. Vay ya bizim bu aşamada abimden bunu kesin suretle saklayıvermemiz lazım. Bu psikolojiden bir de bunu duyarsa var ya yıkım olur yıkım. He. Becerek, becerek. Lan yandık lan yandık. Ne oldu lan, sana ne oldu? Lan Zühtü ile Dürüye evleniyormuş lan. Sus lan bağırma lan. Lan istersen bir de eline megafon verelim yayın yapıver lan. Abim duyacak elinde sonra ölecek bir de onunla uğraşacağız. Lan ölmüş adamın nesiyle uğraşacağız lan? Lan bırakalım da ölsün gitsin mi lan zaten tatakoniye girip durur. He tatakoni değil lan o. Kakatoni kakatoni. Yok lan kakatoni. Lan kakatoni olur mu lan? Lan tokatoni lan o. Yok küçük bey yok. Lafatoni lafatoni olabilir. Lafatoni olur mu lan? Lukatoni lan. Lukatoni lukatoni. O da futbolcuydu lan. He. Lan sonu tonelli bir şeydi biliyorum emmi. He tamam lan takatoni takatoni. Takatoni takatoni takatoni. He sessiz olacağız abime hiçbir şey duyurmayacağız tamam mı? Eğer
anam çekiniyor da söylemiyor olsa mesela Didi. Hayır. Mesela gerçekten evleniyorsa, sonradan bu ortaya çıksa Didi, ne yapardınız Didi? Hakem Hanım da bundan gülüp durur. Ay hiç olur mu? Ya hiç böyle şey olabilir mi yani Miriam? Hiç olacak şey mi? Yok yok. Bu kadar yeter. Hadi al. Dikkat, dikkat. Ne oluyor böyle? Anons edip durula. Köyümüzün muteber şahsiyeti, kuluba insan Vekil Muhtar Zühtü Gülbay ile yine köyümüzün önde gelen ismi bir denecik hanımefendi Düreye Canlı aralarında tekrardan anlaşıp evlenmek konusunda karar almışlardır. Nikahlığı bu cumartesi günü kıyılacak olup büyük ihtimalle cuma gecesi de kına gecesi yapılacaktır. Halim Canlı kızı Düreye Canlı ve Namık Kemaloğlu Zöhtü Gülbayır. Bu mutlu günlerde büyük ihtimalle sağır olaydı da ben bunları yanlarında görmek isterler. Köy halkımıza saygıyla duyurulur. Bellahi rahman. Ulan dur. Ana kudur. Ulan kurtulabilecek misin? Ulan kudur dur hep bunu efendim. Güğümler. Çıkın dışarı. Ha? Çıkın bakayım çıkın çıkın. Baş 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 baş. Dürüye. Bir bana bak bakayım. Yazıklar olsun sana. Güvendiğim dağlara karlar yağdı. Ha bir de gözümün içine baka baka yalan söyledin bana. Vallahi Hakem Hanım utancımdan biliyorum. Utandım daha de. Sus! Bir daha sakın karşıma gelip de beni boşa deme. Lan! Yaktım buna seni! Yaktım! Ne oluyor böyle? Neredesin lan? Bırak, bir dakikasını alın ben bunları. Bir dakikasını alın ben bunları. Korkor gibi üzerime üzerime geliyorsunuz. Hakim Hanım, nasılsınız? İyi değilim. Hiç iyi değilim. Çıkın lan dışarı. Çıkın lan dışarı buradan. Çıkın dışarı. Çıkın lan. Çıkın lan dışarı. Hop 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 bey baba hop. Lan sen kimsin? Baba, Hakim Hanım, dost kocaman Hakim Hanım. Abo. Lan değil mi lan ben köydeki karılardan biri sandıydım lan bunu. Ay yeter. Hepiniz kafayı üşütmüşsünüz burada. Ben gidiyorum yeter. Ben sizi geçirivereyim Hakem Hanım size. Gerek yok. Ben yolumu bulurum sağ ol. Ay. Çekilin lan buradan. Çekilin lan. Çekilin. Benim biriyle konuşacakları var. Hadi karılarımı bile çevirdiniz lan burayı. Çıkın gidin diyorum size. Halima nereye gidiyoruz biz? Duriye hayırlı olsuna gelemedik. Evden mi kolay yok sen bize? Hadi. Aa ayıp. Senin ne işin var karnın arasında? Yürü. Gidin. Ya konuşacaklarını mı alıyorsun Nuriye'yle? Anlamıyorsunuz mu? Çıkın gidin diyorum size buradan. Sen git. Geri geçeceğim ben. Evlerim lan burası. Benim. Nuriye düğüne edecek. Biz ona yardım etmeye geliverdik. Kardeşim sen bu kadını ayağıyla evde yaşama yapıyorsun. Sonra konuşuyorsun yürü. Yürü misafirin kovandığı nerede görülmüş? Aa ne haliniz varsa görün be. Ha gidiyorum gari. Ha gidiyorum. Tövbe tövbe. Hadi. Hadi. Lan seninle konuşacaklarım var. Senin ayaklarını kıracağım gari. Kıracağım lan senin ayaklarını. Kız Duriye anlat bakayım ne oldu? Ne zaman oldu kız? Hiç haberimiz olmadı ya. Yani hayırlı olmasın. İşte, ay çok olsun. Sevindim Duriye çok sevindim. Oluverdi işte. Oy, anlat. Allah'ın işi. Olsun olsun iyi oldu. Oldu iyi oldu, oldu. Çok güzel oldu. Yaparız. Ya abi bu olmuyor ki böyle ya. Bir şey diyiversen ya. He am ya. Bizi bir sürü iş bekleyip durup. Ya dükkan açacağız dedik, gazeteye ilan verdik, ilan çıktı, millet arayıp duruyor. Ben mi konuşacağım onlarla? Dur aga, bak ne deyip dururlar. Duymuyor lan bu. Lan ne bağırıyorsun lan, ne bağırıyorsun? Sağır olma diye ki Tatakoni'ye giriverdi, sağ değil. He doğru lan, Tatakoni çok kötü hastalık, Allah kimseye göstermesin. Öyle değil lan. Katatoni. He.
katatoniymiş lan, ne bileyim. Elinde maşa gider ataşa, kızlara paşa, Allah mensure hanım. Elinde maşa gider ataşa, kızlara paşa, mensure hanım. Allah maşallah maşallah. Hey canlarım benim. Alın bakalım. Alın bakalım çocuklar. Bugünün çocukları büyüyünce adam olacağım. Vatanınıza, milletinize faydalı olun ha. Durun. Size birer tane de ayran. Cozip abinizden birer ikram. Hey canım benim. Koşun bakalım. Cozip ne oluyor lan? Ne var oğlum, ne bağırıyorsun? Lan sen kimin malını kime veriyorsun lan hırbo? Temiz konuş oğlum, hırbo senin babandır ha. Bak, ben vanlıyım, şanlıyım, kılıcık kanlıyım. Ne var iki garibanın karnını doyurmuşsak acılıktan ölmüş, ne olmuş? Bir de ayran veriyorsun lan, babanın parasıyla mı veriyorsun lan ayranı? Bak benim adım Joseph. Benim moralistini bozma, seni keserim ha. Tamam lan, tamam, hemen de tehdide başlama ya. Ne tehdidi oğlum? Bugün 40 kilo döner sattık. Ne olmuş? Oradan 100 gramını iki tane açlıktan ölen çocuğa vermişsek ne olmuş ha? Sevaptır zındık, sevap. Ya sen el alemin parasıyla mı kendine sevap yapıyorsun? Sen çok ileri gidiyorsun. Sen çok ileri gidiyorsun. Benim kafasını bozma. Sen çok ileri gidiyorsun. Benim kafasını bozuyorsun. Tamam. Zaten benim haftalıktan kesersin. Zaten vermiyorsun 4 haftadır benim haftalığımı. Tamam lan, tamam, vereceğiz bu akşam parayı. Bu akşam vereceğim. Nerede veriyorsun? Kaç akşamdır vermiyorsun? Her akşam vereceğim. Merhabalar hakim hanım. Ay yine mi sen? Yine ben ha. Bulabildiniz mi Duriye'yi? Buldum, buldum. Tebrik ettim kendisini. Evleniyormuşsunuz. Ha öyle. Eğer vaktiniz varsa gelin bir çay kahve içelim. Ay cibiliyetsiz. Hiç. Tövbe estağfurullah ya. Sayın hakim hanım teyze. Sen de kimsin ayol? Ben açsızım, bu köyün delisi orup durun. Ben size bir şey söyleyebilir miyim? Söyle bakalım. Hani o Sayın Zühtü Bey amca var ya, o cibiletsiz değil cibiletli, hatta bu köyün en cibiletli adamı o. Nereden belli? Çünkü o beni işvedi ve ben 25 senedir bu köyde işsiz dolaşıp durdum. Sonra o muhtar oluverdi ve bana bir tarla bağışlayıverdi ve ben de çiftçi oluverdim gari. Ve hatta bu köyün en temiz kalpli adamıdır o. Sahi mi? Evet, Esra sahi. Ben her zaman doğruları söylerim, hiçbir zaman yalan söylemem. Tamam canım, tamam. Duran Bey nerede biliyor musun? O acık hasta oluverdi, evde yatıp duruyor o. Ay sahi mi? Tabii sahi. Ben yalan söylemem. Ben her zaman doğru derim. Duran Bey'in evi nerede biliyor musun sen? Ha bilip durun, bilip durun, bilip durun. Beni götürür müsün oraya? Götürürüm. Tamam. Hadi benle gelsen. Hadi gel. Hadi. Lan bana cibiliyetsiz deyene bak lan. Bak bak, devletin özel makam aracını kendi özel işlerine kullanıp duruyor, değil mi? Lan Zühtü, ne olmuş lan? Devletin aracını özel işlerini kullandıysa, devletin teyyaresine mi kullanıp durur lan bu? Lan teyyare yok da ondan kullanmıyor. Olsa onu da kullanıverecek. Dur lan, içer ver lan. Yiyeyim be,
5 sene ümit bekledim ben olacak bu işteydi. Siz dolaşın bakayım acık. Hadi bakayım. Hadi gidelim gari biz. Bekliyorum Macerek. Hadi hadi. Hadi biraz çabuk. Hiç konduramadım, hiç konduramadım, hiç. Hep bir ümit bekledim. Hiç konduramadım bu Alman Hanzosu dönecek. Dürüye züh diye varacak değil. Hiç konduramadım, olacak iş mi bu? Nasıl acı çekiyorsun bir bilsen Ümit? Abi, Mevlam bir dert veriyorsa karşılığında dermanında illa verir. Rabbim benim bir kapıyı kapatırsan öbür kapıyı mutlaka açar. Açılacak kapı mı kaldı? Ya vallahi diyorum inan bana ya. Allah bir kapıyı kapatıysa öbür kapıyı açar. Buyurun, buyurun, buyurun. Ana dedim kapı açıldı. Abi. Bak seni kime getireydim ben? Handan Hanım. Duran Bey, nasılsınız? Ev yani sizi gördüm daha iyi oluverdim. Geçmiş olsun. Rahatsızlanmışsınız biraz. Evet, biraz rahatsızlanıverdim. Ciddi bir şey değildir umarım. Neyiniz var? Yani nasıl desem biraz alınganlık, biraz kırgınlık. Yani soğuktan bir alınganlık, bir soğuk alınganlığı oluvermiş değil mi abi? Soğuktan alınganlık, soğuktan kırgınlık. Yoksa kalp kırıklığı, kalp alınganlığıyla hiçbir alakası yok Hakime Hanım. Yani sizi gördüğüme çok sevindim Handan Hanım. Hangi rüzgar atıverdi sizi buraya? Unuttunuz mu? Bu 300 yıllık evinizde bana ve oğlak çevirecektiniz. Şaşkın kafam. Handan Hanım şaşırdım. Yani... Siz hele bir, öncelikle bir buyurun bir oturuverin çekilin. Buyurun, buyurun. Buyurun, çok, buyurun. Teşekkür ederim, çok mersi. Buyurun. Biz de bir evvel hazırlıklara başlayabilirim imdat çavuştan. Siz tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk delikanlı. Giderim bana doğruyu, vay hamu, vay vay hamu. Yolum ekrana doğru. Vay amu, vay vay amu. Vanlıyım, şanlıyım, kılıcı kanlıyım. Vanlıyım, şanlıyım, kılıcı kanlıyım. Hadi ben çıkıyorum, siz kaparsınız dükkanı. Tamam usta. Hayırcı, benim para nerede? Para yok, cumaya vereceğim. Ne demek cumaya vereceğim? Ulan oğlum herkesin parasını veriyorsun, benimkini niye vermiyorsun? Ben cuma, ben salı, ver oğlum benim paramı. Yettin ha. Ne yettin bana? Para yok. Ne? Sen sabahleyin demiyor muydun? Bana her bu senin parandan keseceğim diye ha? Artistlik yapıyordun. Nerede oğlum benim param? Kovdum lan seni, çık dışarıya. Nereye kovuyorsun? Ben paramı öyle kov. Kovdum lan, çık. Allah'ın dağlısı ayı. Ayın da oğlusu. Seni hiç dağlayıp kovaladın mı ha? Oğlum keserim seni ha. Vurma! Yeri git lan, disko patlanacak. Bir daha gelme buralara. Yeri git buradan. Adam mısınız hadi. Siz? Patronun adamı mısın sen? Dayı mısın ulan? Sen dayı mısın lan sen? Ama demin ekmeğini yiyorsun, dayılık yapıyorsun. Git lan! Kaybol! Pislik! Manyak! Kalmaz herif seni. Sıkını gecesi gibi oldu vallahi. Bir oyunumuz eksik. Afiyet olsun. Olur mu kız? Kına gecesinde kayınla lohması dökeceğiz ya. Keşkekti yapıveririz yanına. Kız ahtım var, tatlını ben yapacağım. Kız ne kına gecesi be?
Kına gecesiz düğün mü olaga? Ya tövbe tövbe, bu yaştan sonra bana kına gecesi ne gerek? Dur ya kız, senin üstümde çok hakkım var biliyorsun. Ben senin düğününde elekle su taşısam hakkını ödeyemem. O yüzden tatlını ben yapacağım. Hiç hiç, hiç konuşma. Ya ne diyorum ben, düğün müğün olmayacak diyorum be. Gideceğiz dört düğüne bir imza atıp vereceğiz o kadar. Olur mu öyle? Öyle anlı şanlı bir düğün edeceydin. Bizim adamlığa da görüveceydin bugün ikinci adam daha alınıyor diye. Abu! Vallahi ben ikinci bir daha evlenecek olsam öyle bir düğün yaparım ki 40 gün 40 gece düğün ederim. Herkesler ibret olsun diye. Ya ben yeni bir adamla evlenmiyorum ki, olsun eskisiyle canım. Evleneyim. Olsun. Keşke ikincisini başka bir adamla evlenseydin Duri. Gel Gülnaz abla. Olma mı hiç? Duran ağayla evleniverseydin bir değişik oluverirdi gerdekti bile. Abo! Ya Gülnaz abla ayıp be kızlava. Ya kız ne var işte, insan hayatta bir kere evleniyorum. Her bir şeyleri de ediyorlar. E sen kızım ikinci evleniyorsun. Bırak da tadını çıkarıverelim biz bu işleri. Bir oynayıverem, bir oynayıverem gari. Kurtlağımızı döküverirdik gari. Vallahi ben o gece bir oynayacağım, bir oynayacağım. Oo la 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 la. Ulan ağabeyler. Tövbe tövbe, şuna bak ya, çen 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 çen. Lan akşam oldu, hala evde oturup dururlar bunlar. Sinik sıra atıplar. Lan... Otura otura dibiniz yosun bağlayacak gari. Çıkıp gidin lan. Hoş ben olayım lan, hoş! Allah belanı vermesin seni, hoş, hoş! Lan benim lan, kaybuma lan. Özünü patlattın lan. Geber seni mi lan? Tamam lan, tamam. Kalk da dizi geçirivereceğim, bir sakin ol lan. Sen ne geziyorsun lan? Yarasa kuşu gibi karanlıkta, he? Ne geziyorsun lan? Lan gel lan buraya lan. Lan her yer ışıl ışıl aydınım. Lan fena alay gibi geliversem, gülüvereceğim mi sanki lan? Dış be, dış be! Hadi bak, lan bak. Çok fena yaparım lan seni. Vurdum vallahi fukarası gibi, kaç duvar yapıştırıverim ha. Kaymaba, niye lan çömçürüp durdun lan burada? Duruyor seni evden mi atıverdi lan? Hiç güleceğim yoktu lan. Kim? Lan bu ev benim evim lan. Tapusu benim lan bu evin. Duruyor kim beni evden kovacak he? Lan atma lan kaymaba lan. Lan bu ev benim rahmetli kayınvalidemin. Sen o eve içgüvesi olarak gidivermedin mi lan? Hayt lan, hayt! Merhaba. Sen Duruyor ile evlenmeye karar verdin de kendine oturacak ev buldun mu lan ha? Ben seni bu evde damat olarak istemiyorum arkadaş, istemiyorum ya. Şansını zorlama kayınbaba. Sen istediğin kadar engel olu da o iş bitti. Biz Duriye'yle evleniveriyoruz gari. Bak senin anlaşıverin. Sen Duran'ı bırak. Gel biz gül gibi geçinip gidiverin burada. Ben sana inanmıyorum lan. Sen oyun edip durun. Sen dolap çevirip durmun mu? Benim yanıma gelip başka konuşun. Duran'ın yanına gidince Duran'ın düğmen sapını tutup durun. İstemiyorum abiler. İstemiyorum. Sen Duri'yle de evlensen ben seni bu evde damat olarak istemiyorum gari. Kira veren. He? Kira mı dedin? Kira veren ama aramızda gizli kalmak kaybıydı. He. Aramızda gizli kalabilecek. Kira veren. Veriliyor mu yani? He. Kaç para istiyorsun lan? 500 lira. Dur verivereyim. Ne 500 lira? 500 kaymayı kim bulmuş lan sen? Giderim Moğla'nın merkezinde ev tutarım lan. Burada niye ev tutacaksın lan? Vermiyorum lan o zaman seni. Git Moğla'da burada vermiyorum o zaman. Tövbe tövbe. Tamam lan o zaman, tamam. Ben Dürey'le evine vereceğim, Dürey'i de alıvereceğim. Kızlarımı da alıvereceğim. Dükkanı da zaten açıverdim ben Moğla'nın içine. Heh, alıvereceğim Moğla'nın içine gidivereceğim. Hadi eyvallah. Dur. Hadi neyse. 300 olsun gari. Ver elini. 200. 250. 200. 250. 250 diyorum, mazalık yok gari. Tamam lan, anlaştık lan. Biliyorum. Bu bağırma işi ayın 15'inden 15'ine geldiği için anca denk geliyor.
250 kaymaysan her ayın başını peşin vereceksin gari. Tamam lan ama sen de bize ses edivermeyeceksin hiç. Lan 250 kaymaya anlaştık diye beni susturamayacaksın. Evli kızı razı göstermiyorum. Seni bu evi damat olarak istemiyorum gari. Anlaştık değil mi? Anlaştık lan. Abla! Ne yapıyorsun lan? Damat kayınbaba barış vermiş bize. Ne demişler nikah keramet varmış. He. Duru'ya düğün etmeyeceğiz dedi ya bize. Düğün olmadan oğlumu el alemin içinde zühtü. Vallahi davul zurna düğün şart bu işe. Hadi hadi, hadi güle 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 güle. Hadi güle güle. Hadi dede sen de güle güle. Hadi güle güle. Hadi, hadi, hadi aşağı kız. Hadi sen de güle güle. Hadi. Hadi güle güle. Güle güle. Dur lan kayınbaba. Paramı verelim. Dur lan. Dur tamam lan. Al lan al. Al hadi. Hadi devam hadi anlaştık. Anlaştık gari. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi hadi gidesin hadi. Gel 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 abi şöyle. Şöyle buyur ben. Şu sandalyeleri koy. Abiler şu sandalyeleri de koy. Abiler ağzınıza bak. Romantik güzel bir şeyler attı kafanıza göre çalışın. Abiler biraz daha gelelim sıcak olur. Oğlum pişmedi bu zamanı daha imdat çavuş. Pişecek pişecek küçük bey az kaldı. İyi iyi. Ben bakayım imdat çavuş beni iyi dinleyiver şimdi. Bu Hakim Hanım var ya imdadımıza hiç verdi. Şimdi ne edeceğiz ne yapacağız abimle bu Hakim Hanım'a inanılmaz romantik bir ortam hazırlayı vereceğiz tamam mı? Tamam küçük bey sen hiç merak etme. Hiç. Sofrada güzel olup dur. Sizler nasılsınız? İşte böyle. Bakın. Evet. Hoş Dindar Gülen. Aslında Handan Hanım, açıkçası bizim süt toplamaya ihtiyacımız yok. Hani dedik ki, madem dedik biz bu işi yapıyoruz dedik, köylüye bir faydamız dokunsun. Onlar da sebeplensin dedik. Bravo vallahi. Sağ ol. Bakın. Aa, bakın. Bunlar da bizim ikili araziler. İşte bakın bunlar da böyle. Biz zaten bunu müşterilerimiz için yaptık bu kataloğu. Hepsini buraya koymadık. Hepsi bu kadar. Bu katalogdaki her şey size mi ait? Elbette bize ait. Ama hepsi bu katalogda yok. Biz eğer hepsini bu kataloğa koysaydık... ya fasikel fasikel. Ansiklopedi yapmamız gerekirdi. Ay çok mütevazısınız. Yani son derece mütevazısınız Duran Bey. Yani Handan Hanım... hakikaten ben mütevazı bir insanım. Yani ben geleneklerime bağlıyım. Ne bileyim böyle geldik. Böyle gidiyor. Pardon ağam, rahatsız ettim. Hazır. Öyle mi? Evet. Handan Hanım, buyurun reisi. Teşekkür ederim. Lütfen. Bu da ne böyle ayol? Handan Hanım, hep karnımızı mı doyuracağız? Ne demişler? Müzik ruhun gıdasıdır demişler. Ruhumuzu da doyurmamız icap edip duru. Vallahi pek memnun oldum. Musiki'ye bayılırım. Buyurun, buyurun. Çok merhaba. Geç aslan. Aferin. Sağ kolumdan sol koluma. Afiyet olsun. Afiyet olsun ağam. Afiyet olsun. Ay çok teşekkür Len zühtü, len zühtü. Ben sana nikah yapmayacağız. Bir imza atacağız. Olacak bitecek dedikçe sen göde hoparlörden anons ettirip durun. Ha? Lan sen evlenmeden beni mi aldatıyorsun ha? Beni mi aldatıyorsun? Vallahi öyle değildir yem. Billahi öyle değil. Ben kafeye varıp dedim ki nikah aramızda kıyacağız. Dedim onlar bunlara bir yanlış da başlayıverdiler. Yok sen Duran'dan korkuyorsun da yok Duran o düğünü sana yaptırmaz da yok sen Duran'dan tırsıyorsun da çekiniyorsun da. Ben tam bunları beraber anlatıverirken sen oradan bayram fırla git anonsu yapıver. Vallahi metazori oluverdi ya. Vallahi bak. Ya Hakem Hanım var ya Hakem Hanım rezil oluverdik lan. Olmaz bir şey ya. Olmaz. Ben onu göğününe alıveririm ya. Olmaz. Ay, ya şimdi, babam ne diyor?
ben konuştum onunla. Onun da gazını alıverdim. Sahi mi? He, şimdi daha iyi yani, daha bir rahatladı. Neredesiniz? Aa, iyi, sen lafın üstüne gel. Buradayız baba. Ha. Burada mısınız lan? Ya otur otur gel. Buradayız. Lan. Ne diye beni yemek masasında bırakıp kaçıyorsunuz? He? Daha söyleyeceklerim var size. Bir iki laf edeceğim size. Tamam baba, hadi de bakayım. Madem büyük laf dinlemiyorsunuz, kafanızın dikine olmayacak bir şey, benim rızam göstermediğim bir şey amin diyorsunuz, o zaman benim de şartlarım var. Kabul edeceksiniz. Yoksa rezillik çıkartırım, çirkinleşirim gari. O düğünü senin başını yıkarım lan, anlıyor musun? Tamam baba, tamam, tamam. Hadi sakin. Tamam, hadi. De, ne? Söyle bakalım. Bir, köyün halisi benim Zühtü'yle barıştığımı bilmeyecek gari. Aramız bozukmuş gibi davranacağız. Yoksa rezil oluruz. Zaten rezil olduk. Hani bundan sonra rezil olmayalım gari. İki. Demek oluyor ki ben artık sizinle bu evde beraber oturamam gari. O niye baba? Ne demek o niye lan? Şimdi adamla hem küs olacağız, ondan sonra da aynı damın içinde beraber oturacağız. Millet ne diyecek bu işe? Hadi milletin bir şey demesini de bırak. Ben oturamam. Ben sabaha kadar sizin burada karıyla gıcırtınızı bu yaştan sonra çekemem gari. Ayıp lan kayın baba, ayıp lan. Niye lan? Sen yapınca ayıp olmaya da ben diyeceğim ayıp oluyor kardeşim. Hadi devam et kayın baba, devam edin. He, nerede kalmıştık? Şimdi diyorum ki, madem ki bu evde artık bundan sonra beraber oturmayacağız, bana bakacak biri lazım bu yaştan sonra. Bakıcı mı istiyorsun kayın baba? İstemiyorum. Garı istiyorum ben, garı. Garı mı? Garı istiyorum he. Abo. Ne abosu lan? Niye abo? Tövbe tövbe. Ben garı istiyorum arkadaş. Didiye. Güzel kızım benim. Altın kalpli kızım benim. Güzel kızım benim. İyi dinle beni şimdi bak. Diyorum ki ben. Ağaşa var ya ağaşa. Hazır dul da galı vermiş. Ağaşayı dene alıverelim diyor. Abba! Al işte, al işte yani. Ne var lan bunda? Ağaşa, dul. Ben de dulum gari. Lan Ağaşa'nın evi var. İç güveysi gidiverim lan. Hem demese de babalık ederim. Başkasının eline kalmaz da. Lan sevaptı, sevap onu diyorum. Lan baba, lan baba. Ayşe'nin bebesine dedelik yapacak yaştasın sen ya. Hem o senin dorunlarının bebesi olacak yaşta. Güzel kızım benim. Diriyem altın kalbim. Sene demin dediklerimi geri aldırtma bana. Ben daha gencim. Ne biçim konuşuyorsun sen? Senin baban genç. Tövbe, bakın be bana. Daha genç ya. Sen az önce bana bakacak biri lazım dedin mi demedin mi? Demedim. Dedin. Demedim. Dedin, ben duydum dedin onu. Lan demedim. Ben garı istiyorum. Bana bakacak biri lazım dedin. Demedim diyorum sana. Tövbe tövbe. Ben garı istiyorum dedin. Tamam otur. Ben aşağı istiyorum. Yoksa rezili çıkartırım. Çirkinleşirim gari. Olmaz. Olmaz. Olur. Olmaz. Olur diyorum. Olmaz da ya. Kavga edivermeyin. Tamam tartışıvermeyin. Tamam lan kaymuba. Tamam lan kaybaba, her şey olacağına varacak, tamam lan. Ya bir olanla ölenine çare yok, dürüyem ya. Kaybaba sen benimle bir gelemezsin ya. Gelemezsin sen benimle bir. Gel gel benimle bir gelme. Gelsene gel 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 buradan. Anne de ne? Harika bir ambiyans. Sağ olun hanım. Bu beyler neden ayakta duruyor? Bunlar niye böyle ayakta dikilip durular diyorsunuz? Haklısınız. Bu imdat çavuş. Benim sağ kolum oluptur ha. Bu da iman, unbaşı. O da benim sol kolum oluptur ha.
Abi biliyorsun benim işim var. İmdat Çavuş'tan Yaman Onbaşı'na da ihtiyacım var. Bu işin izniyle biz kalkıyoruz. Size afiyet olsun. Allah afiyetinizi artsın inşallah. İyi akşamlar gari. İyi akşamlar. Afiyet olsun, afiyet olsun. İyi akşamlar. Gülme lan, gülme, gülme, ayıp lan, ayıp. Lan nasıl gülmeyeyim, lan nasıl gülmeye kaldık lan? Sabah ambulans, akşam ambulans lan. Lan bu kadın da abime yazıp dur lan. Abi var ya, helal olsun lan. Hakimler, savcılar, yüksek kurulun gibi maşallah. Lan avukat geliyor abime yazıp duru. Ondan sonra bu hakim adam gelip abime yazıp duru. Abi bak ne duralagaymış ama ya. Seni de hemen onbaşı yapıverdi, duydun mu lan? Şişt beceren, ben nasıl onbaşı oluyorum lan? Ben var bu imdat çavuşsa benim azami albay olivermem lazım lan. Ya en az ya, general olman lazım. Devre farkı lan, devre farkı. Nasıl albay olivereceksin he? He, doğru lan hiç. Şişt beceren, gülme lan. Kızlara gitmemiz lazım. Bak asıl bizim işler yaşlaştı. Gidelim bakalım ne olup durur. Hey, gidelim. Küçük bey, ben istem bir şey rica edeyim. Yapabileceğimiz bir şeyse imdat çubuğuza. Keyfimiz yine de söylüyor. Ya hani diyorum ki ben de sizinle beraber geliversem Halime ile konuşmuş olurum. Hem siz Halime'yi arasanız o da gelse olur mu? Bilmiyorum neye den bacinek? Olay sıfır kilometre becenek ya. Tabii biraz heyecanlanıverdi. Sonuçta biz buna bir becenek kıyağı yaparız lan. Değil mi lan becenek? Yapalım yapalım bacı. Hadi gel hadi gel hadi gel. Gel lan imdat çavuş. Gelin be tamam çavuş. Allah'ın imdat çavuş. Ne oldu lan babam? Ha? Tamam işte duruyorum ya. Aşağıda bahçede kafesini içip durur. Sakinleyiverdi. Lan sen nasıl deyiyorsun ha? Nasıl deyiyorsun ha? Babama Ayşe'ye seni alırız diye. Ya çok hoşsun Dürüyem ya. Sen de çok hoşsun yahu. Köprüyü geçene kadar Ayya dayı diye vereceğiz. Biz önce bir evliliğini verin. O zamana kadar kayınbabama şey diyeceğiz. Sana Ayşe'yi alıvereceğiz diyeceğiz. Ondan sonra Ayşe'nin gönlü başka birindeymiş diye vereceğiz. Yok yok. Ben yalan konuşamam. Vallahi konuşamam. Hiç konuşamam. Hele böyle hakem hanıma konuştum. Her bir şey ortaya çıktı. Hiç konuşamam. Tamam sakin, sakin, sakin. Tamam ben konuşuvereceğim. Ben konuşuvereceğim. Günah vebali benim boynuma ya. Rezillik çıkmasın yeter ki. Öyle mi diyor? Öyle diyorum ya. Ya Dürüyem. Sen de kurtul artık şu hakim hanıma ayıp oldu ayıp oldu ya. Sen artık tamam olmaz bir şey. Sen artık tamam rahat ol. Ben yanındayım senin ya. Ben varım yanında ya. Ben sana kandım zühtür. Amanın yandım zühtür. Elinde kuya gidiyor suya, dudağı boya menşura menşura. Bu patronlar hep dolandıracak mı beni? Emre mi olacak? Gittim aramanda çalıştım, para biriktirdim, her boşluk paramı içerdi. Ben seni aramadım. Sonra buraya geldim. Şimdi de ben dövdüler, bütün paramı aldılar. Ben böyle aç, işsiz, ortalıkta kaldım. Yine hoş değilim vallahi. Elinde oya gidiyor suya, dudağı boya. Hayırdır evlat? Ne oldu? Yoksa sevdiğin kızı birine mi kaptırdın?
He dede. Ben aramana gittim. Başlık parası toplamaya. Çalıştım, bir sürü para biriktirdim. Patron da hemen durum bozuldu. Ben para ihtiyacım var. Ya da insan da öldü. Bütün paramı ona verdim. Sonra herif kaçtı, dolandırdı beni. Köye bir gittim. Bir baktım. Menşure başkasına vermişler. Sonra buraya geldim çalışmaya. Burada da para vermediler. Burada da dövdüler beni. Yine sokakta kaldım. Aç, işsiz. Ne iş yapıyorsun bakayım sen? Dönerçi, kebapçı ama her türlü. Üzülme evlat. Allah o kadar büyük ki. Allah büyük. Hadi eyvallah. Sağ ol dede. Hacı döner ustası aranmaktadır. Mesleğinde en az 5 yıl deneyimli, ustalık mehareti tescilli prezotu... Öl döner ustası alınacaktır. SGK, prim, doğum maaş, yol ücreti verilecektir. Çekimin uzayacağını öğrenince gitmek istedi. Dursun var. Sen kimsin lan? Harcuman çözer. Neyi oluyorsun? Bir hanımın arkadaşıyım. Olayı duydum, destek olmak için geldim. Size bir ara cinayet büroyu... Anne, baba. Biz sizle azıcık konuşmak istiyoruz. İyi. Hadi siz konuşuverin. Ben gideyim yastığı kuracağım. Saat de geç oldu. Allah kabul etsin ana. Baba. Baba. Ne? Bu bizim halimiz ne olacak? Ay baba biz ne olacağız böyle? Ha. Şu gazetenin gel haline baba. Göre. Emre'nin bir silahlı saldırıya uğradığını söyledi. Ne varmış sizin halinizde? Şöyle. Şimdi biz senin anamla evlenmene zorla bile rıza gösteriverdik ya. Şimdi diyoruz ki bizim durumumuza da bir açıklık getiriveyim. Vallahi kızım. Getirem getirmesini getirem de. Nasıl getirem? Bir kere neydi onun adı? İmdat. Ha, sen onu unut. Ne ya? Baba seviyor beni. O seni sevebilir. Ben onu sevmiyorum. Hacı herif benim yaşımda ne dese ya? Şey yok, kafasında saçı yok, kel. Ya baba ne alakası? Sus, tamam olmaz. Unut dediysen unut. Senin daha cazip bir nasibin çıkıverir. İyi, sen bir dur. Baba, beni de ki. Bana ne olacak? Ha? Bize ne olacak? Vallahi bekleyeceksiniz. Ha? Bekleyeceksiniz yani. Şimdi ben düğün yapacağım. Masrafım çok yani evlendiremem ben sizi. Biraz zaman geçiversin. Ondan sonra bakarız. Hem neydi onun adı? İman. Ha, İman. Neydi onun adı? Ya baba nasıl unutuyorsun ya? Ümit, Ümit. Ha, Ümit. Siz bir tutturuvermişsiniz İman, Ümit. Belki daha hayırlı bir nasibiniz çıkar, bir kısmetiniz çıkıverir. O zaman... Ya yine hayırlısı çıkacak, bir şey olacaktı. Sen beni de ki yani. Şş, sus da! Bütün gün beynimin tepesinde bozak kaynamış zaten. Dik, tam vırvırınızı dinleyecek değilim. Bizde amca devler bitti. Ah, gel amcasının.
Gülü gel gel. Oturuver şöyle. Ablaların da zaten gidiyordu. Ablaların diyorum. Gidiveriyordu. Kalk abla. Oğlum İskender. Papa. Oğlum. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Biliyorum ben ne diyeceğim. Düreyle evleniyorsun. Onu diyeceğim. Nereden biliyorsun lan? Nazife söyledi. Çok sevinmiş. Sen de sevinverdin mi? Evet papa. Kızmadın mı yani bana? Neden kızayım? Düreye çok iyi. Bana yemek yaptı, bana baktı. Annem bile bana yemek yapmadı. Zaten o bizi takip edip gitti. Sen evlen papa Düreyle. O annemden bana daha yakın. Hadi bakayım. Erlen çekirdeği. Kafam ağrıyor. Ben Hayri'yi arayayım o zaman. He, ara tabii. Ara ara. Lan gene telefon çalıp duruyor ya. Bakıversene belki önemli biridir. Yok be. Dönerci ustalar arayıp duruyor. İmdatçıymış. Bu saatte hiç ilan için aranır mı ya? Baksana belki başka biridir ya. Önemli biridir. Bir açıver. Ne olacak sanki? Öleceğim mi ya? İyi peki tamam ya. İyi peki. Ne bela Hayri? Ha biz geliyoruz geliyoruz. İmdat Çavuş da var lan yanımızda. Sen Halime'yi ayarla o zaman. O da gelsin lan. Tamam. Tamam benim. Tamam. Tamam. Geldim. Böbürol Ustalığı Merkezi buyurun. Alo. Hacı abi merhaba. Ben bu gazetedeki ilan için arıyorlar. Ne manyak mısın? Bu saatte gazetedeki ilan için aranır mı? Hacı abi ben bitmişim. Ben işsizim. Ben aciz durumdayım. Benim çok işe ihtiyacım var. Ne olur usta buldunuz yoksa yok. Yok. Seçmeler yarın yapılıverecek. Biz İzmir'den katılıyorum. Yani ayıptır söylemesi bu konuda iddialıyım ben. Yani övmek gibi olmasın. Vanlıyım, şanlıyım, kılıçsı kanlıyım. Ha iyi, güzel. Biz de Kocamoğlu'yuz. Ben de Cazip o zaman. Ben şimdi yarın sabah İzmir'den otobüse binsem orada oluyorum. Olursun, olursun. Garajda in, Akkaya Köyü minibüsüne bin. Akkaya da in, biz seni buluruz. Akkaya. Peki ben bu Akkaya köyünde seni nasıl bulacağım? Yakana bir tane gül tak, meydanda in, biz seni meydanda buluruz. Ben meydanda o zaman siz, ben kırmızı gülüsüne tak. Hacı kapattı. İşi yine kaptın oğlum. Lan ne danalar var be. Ne danalar var be. Allah Allah. Kız Huriye. Babama bak ya. Beni İmdat Çavuş'a vermiyor ya. Sakin babam beğensin diye beni genelkurmay başkanı gelecek isteyecek. Beni bak ya ben böyle kuruyuverdim. Kim beni İmdat Çavuş'tan başka kim ister ki zaten? Halime ablacığım bir sakin ol ver kurban olayım ne olur ya. Kız ben sakinim zaten. Emmi biliyorum çok seviyor beni ya. Böyle baksana güller falan yağdırıyor. Kız ne oluyor? Şişt. Kız alıver bunu. Sesi. Bu da alıver. Nereye gitmiş? Anam filan volleyo. Hiçbir şişçikler yok. Yaman'dan Ümit de geliveriyorlarmış da. Ay. İmdat Çavuş da yok ki Halime de geliversin dedi. Ay gelirim tabii. Kız ben seni demedim mi seviyor beni de. Hele bu var öküz nasipten sonra beni ilaç gibi gelecek. Hadi. Hadi. Ne bela Hayri? Ey Yaman açıver. Lan başım hala çok acıyor lan. Acıyacak tabii. Akılsız çininin cezasını başını çekecek. O ne bu da çinliyor zaten. Şş gel lan sen gel. Şş beni bak dikkat edin. Yan gel yan gel. Çok kilo verdim biliyor musun? Şş gel Hayriye. Lan şimdi başım zonkluyor lan. Gel vurayım. Ne haber ne diyorsun? Gel. Şş dokunma.
yapma beni. Ben seni hala kızgın ve dargınım. Ne oldu oraya nettim? Unuttum babama alamak hansusu dediydin. Oho Hürrem. Çok oldu ya bunun devri. Bir tutu versen. Gel. Yok, gel. Yardım edeyim mi? Nasılsın bakayım Halimecik? Halimecik mi? Ha, incecik. Kırılacakmış anlamında. Biricik der gibi. Halimecik. İyi İmdat abi. Abi? İmdat abi? Öyle alışıvermişim. İmdatçım desen? İmdatçım. Tamam. Nasılsın bakayım Halimecik? İyi İmdatçım. Biz de acık yürüyiverem mi? İş gözlerine bakarken yürümenin pek manası yok ama gözlerine baktıkça uçsuz bucaksız güzellikler görüp durum. Ama bir gören falan olmasın. Biz de yürüyelim istersen ha? Ne dersin? İyi yürüyiverem. Zaten ben böyle gecenin bu saatinde hiç kimseyle yürümedim daha önce. O zaman önden buyur. Ben de yarın yıllık iznimin bir bölümünü geçirmek üzere Arjantin'e uçuyorum. Yarın mı? Yarın. Allah Allah, Arjantin'e. Adli tatil zamanı görevime devam ettim. Evet. İzin kullanmadım, yarın gidiyorum. Allah Allah. Yarın gidiyorsunuz öyle mi? Ya. Ben de devletimiz hakimlere az maaş veriyor zannediyorum. Siz maşallah Arjantinlere falan tatile gidiyorsunuz. Maşallah, maşallah. Ay. Ya. Hiç devletin verdiği maaşla Arjantin'e gidilir mi? Haklısınız. Aramızda gelişen samimiyete binaen söylüyorum. Evet. Ailem biraz varlıklı. Evet. Ben verirlerin tek kızıyım. Öyle mi? Tek veririm. Ne mutlu size. Yani ben bu yaşıma kadar hiç tatile gitmedim. Yok ya, aslında bir kere Hollanda'ya gidiverdim. Neustadt Festivali'ne gidiverdim. Neustadt'dır o, Neustadt. Neustadt mıydı? Neustadt Festivali. O da üç gün kadar gidiverdim işte. Aa. İki, üç gün. Aa, olmaz, olmaz, olmaz. Yani kendinize zaman ayırmanız lazım. Olmaz. Öyle de nasıl ayıracaksın? Nasıl? Görüyor musun işte? Nasıl ayıracaksın? Neden yarın benimle Arjantin'e uçmuyorsunuz? Ayol bize de yok. Olmaz öyle şey ya. Ayol neden olmasın? Size tango öğretirim. Tango? Bana mı? Aşkın en ateşli resmidir tango. Yani ruh meselesidir diyorum sen anladın. Aynen öyle. Tango insana ruh verir. Ha. Arjantin insana ruh verir. Ya. Bir bakarsınız o ruh size soluğu Arjantin'de aldı. Ya. Maestro çal bakalım tango bize. Tango mu? Evet tango yok mu elinde tango bir şeyler? Çal bakayım bir şey. İsterseniz bir düğün şarkısı çalabiliriz. Hah. Hadi çal. Çalı be çalı. Çal bakayım. Tövbe yarabbim tövbe. Başımıza taş yağ çek. Bir Alman hanzomuz vardı. Hindi'de Arjantin tangomuz oldu. Tam oldu. Bak bak bak. Bravo, bravo, bravo.
dedi yani imam. Babam dedi ki, kızlağım dedi, canlığım dedi. Bu ümitle olsun yımının dedi, ne takılıverdiniz dedi. Size dedi başka kısmet mi yok dedi. Allah Allah. Ha, dedi ki başka kısmetleriniz de çıkar falan, onları da değerlendirirsiniz dedi. Allah Allah, biz ne çizim ha? Vallahi bilmiyorum ümidim ama ben sana diyeyim. Anamla babam evlenirse, yani bu nikah olayı gerçekleşirse vallahi da billahi de biz yandık. Yani beni unutuver ümidim. Ya oğlum ne öyle şey? Bezenek ben diyorum bu nikah olayını bizim engellememiz lazım gari ya. Engelleyeceğiz ya. Engelleyeceğiz tabii, başka yolu yok mu Cinek? O zaman biraz çabuk oluvereceksin Yiman, tamam mı? Çabuk olacağız lan, çabuk olacağız. Hadi gidiverelim. Beni bak, babam bu sefer de yakalayıverirse vallahi bilemeyim ha. Hadi. İmdatçım güller için çok teşekkür ederim. Hangi güller? İstemeye gittiğin güller mi? Yok yok, onlar değil. Hani sen beni pencereden falan atıyorsun ya. Pencereden mi? He, sen değil miydin o? Yok. Sen değilsen kim o zaman? Vallahi bilmiyorum ama bir dakika dur. Sana birileri pencereden gül mü atıveriyor? Onu çok fena ederim vallahi. Çok fena ederim. Ona göre. O zaman sen atmayan yani. Kız Halime abla, ben dimidim mi dedim. O güller kesin bana geliveriyor. Bana. Bak bana gül geliveriyor bana. Belki Huriye'yi de bilemiyorum artık. Bilemiyorum. Hadi. Yok. Hadi gidelim. Bilemiyorum. Çabuk ol Yaman. 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 Halim. Hadi geliverin. Atsız ne evden o? Hakikaten olayım. Şşş! Atsız! Ay! Ne ediyorsun lan sevgilimde? Ne ediyorsun lan? Biri buraya bir şey bıraktı. Ben onu takip edip kimmiş dururum. Kimmiş lan o? Kimmiş? De bakayım lan. Kimmiş lan? Kim lan o? Gelmem benim o kadar üstüme. Duymadım. Bilmiyorum. Gömedim. Öyle karanlığa doğru gidiverdi. Sen bu dünyadaki en güzel gülsün, yüzün hep gülsün. Ümit, harf var mı harf? Ne harf ne? Ya harf işte, ya harf falan var mı? Yok. Ya, işte halen daha ki seni koruyup duruyor. Şşş, atsız, sen kaybol bakayım. Kızlar, hadi siz de işe girin, hadi. Ben kayboluyorum, benim bir dolu işim var, tutma beni. Hadi bakayım. Yeniçeri bu saatlerde dışarılarda biz de hata ediyoruz ya. Ümit'im, görüştük. Lan becerekler bizim var ya, bu gülü kim bırakmışsa... Kim bırakıyorsa bizim bunu bulmamız şart oluverdi ha. Yakarız lan bu köyü. Bana bakın. Bence burada nöbetleşe bekleyiverin. Ben bu gece burada durayım. Yarın öğlen gelin, siz nöbetleşin. Doğru diyorsun İmdat Çavuş. Aynen öyle yapalım Bıcek. Sen bekleyiver, bize sabah gelin Bıcek. Yürü. Hadi. Tamam, yürü gari. Hadi gülü gülü. İyi düşün. İyi geceler. Thank you.
Lan. Allah. Lan. Lan, lan, lan. Kim yaptı lan bunu? Kim yaptı lan? Abi kim yaptıysa var ya şerefsiz bunlar. Abi kim yaptıysa var ya bunun içinden çıkan hava onun içine girsin inşallah. İnşallah. Amin, amin. Lan vay ya. Al işte namussuz bunlar ya. Tekerlerin dördünü birden söndürmüşler. Olacak iş mi, hakikaten iş bu. Hadi söndürecek. Lan hiç olmazsa bir tinesi söndü de gariban hiç olmazsa tepresini alıp takıp ettik yoluna devam etsin. Değil mi lan? Şerefsiz lan bunun her ya. Neyse abi geç kalmayalım. Şuradan dolmuşa binelim gidelim bu olaya. Ben sonra bir pompa mompa bulur şişerim bunları. Doğru söyledin Nazım hadi. Hadi yürü gidelim. Ramazan'da Zöhtü'nün gazına geldik. İki tane inek kestik 10.000 gayme doğum. Bir de kamera taktık. Ne kadar? 4.000 gayme doğum. 17.175.000 gayme. Yüreğinin sevdasına 175.000 gayme mi getirdi? Hey. Yo ben bu parayla bu köyü satın alırdım be. 175.000 gaymeye ben dünyanın etrafını 5 kere tavaf ederdim gari. Allah. İmdat çavuş! Ey imdat çavuş! Buyur abi. Ver bakayım. Bana bak. Al bakayım. Al bakayım anahtarları. Ümit'e vereceksin. Emredersin abi. Ben Arjantin'e gidiyorum gari. Ha? Arjantin'e gidiyorum yoksa elimden mi gaza çıkacak buralarda? Arjantin'e mi? He. Emin mi abi? Yeminim, eminim. Emredersin abi. O Zühtü Ocak'ın tabası var ya lan. Onun tekine taş koydum, kastığa oturttum lan onu. Şimdi sen bana azıcık kapora ver, bir bakarsın anlayacak lazım olur gari. Öyle mi diyorsun? Helen, kapora mı istiyorsun? Neden ettim? Kapora. Ya. Kapora istiyorsun öyle mi? Dur bakayım. Ağam sen. Ağam. Lan bana bak. Ağam sen neyin kapurasını istiyorsun ne sen benden ha? Ağam. Lan tekin havasını indirmeyle Zühtü'ye taş mı koyuyorsun? Söyle. Bir de kapora mı istiyorsun lan benden ha? Ağam sakin ol yavaş. Lan ne sakin olacağım o tekerle sana monte olur inşallah. Tamam. Al elinden yoksa kaza hafer çıkacak. Ya abi sen beni güvenmiyorsun emme. Bak diyorum seni. Lan oynayacak, olmayacak gari. Olmayacak lan tövbe tövbe. Lan yürü git lan. Yürü git. Tamam, tamam. Bana bak, tamam. Bana bak. Bana ruh veren yaradan acıyor da. Bana güç veriyor. Yoksa kahrımdan geberceğim. Ağam, Handan Hanım geliverdi. Valizleri al, valizleri al bakayım. Çek ileyit ya, çek. Nereye lan? Yahu çek ile ya. Arjantin'e gidiyorum, nereye olacak? Arjantin'de ne lan? Bilmiyor mu? Yok, Moğolan'ın köyü. Hiç gitmedin mi? Yok, hiç gitmedim lan. Ben o düğünde şahit olacağım mı? Arjantin'e giderim, daha iyi be. Ya. Duran Agay'ı özleyeceğiniz. Hadi, hadi. Emredersin. Yürü lan. Hoş geldiniz.
ki. Hadi. Eyvah ihtiyar, eyvah. Hadi. Güle güle, güle güle. Güle güle. Lan, Halima. Lan nereye gidip dur lan onunla? Arjantin'e lan, Arjantin'e. Hacı abi merhaba. Merhaba abi. Nasılsın? Şşşş. Akbaya dolmuşta ne de kalkıyorlar? Sudan abi. Sudan kalkıyorlar? Evet abi. Allah razı olsun. Merhaba. Lastikleri de ettirebilmemiz lazım. Abi pompa bulacağım. Tamam, akşam basarım. Tamam. Yaparım, hallederim onu. Tamam. Sen merak etme hiç. Ne nasip? Cazip değil mi lan o? Abi, yan bastık. Döktü. Aha. Nasip? Ne körün istediği bir göz, Allah verdiği iki göz. Bismillahirrahmanirrahim. Ula oğlum, nasıl değilsin sen? Ula, nereye kaçıyorsun be? Nereye kaçıyorsun be? Ula oğlum! Sabahlıktan kaldıramadım sabahını da. Züktü! Ben sana kalmam. Züktü! Hele yandım. Züktü! Şimdi geldi sarılmanın zamanı da. Züktü! Sana kandım. Züktü! Hele hele yandım. Züktü! Ben sana kandım. Züktü! Hele hele yandım. Züktü! Zöhdü ağa, şehadet getir, bilmemiz.